Halka arz olduktan sonra bir miktar fiyat hareketi yukarı giden, daha sonra geri düşüş yapan ve ardından sert şekilde yukarı giden ve ciddi şekilde yükselen, 4 kata yakın yükselen Kuzey Boru'da bugün tavandan tabana %20'lik bir düşüş yaşandı. Birçok insan malda kaldı ve mağdur oldu. Peki bu tırnak içerisinde operasyon veya operasyonlar sadece Kuzey Boru'da değil, nasıl yapılıyor? Sistem nasıl işliyor? Mantık ne? İnsanları nasıl mağdur ediyorlar? Bundan nasıl korunabilirsiniz? Bununla ilgili bir video. Muhtemelen benim sermaye piyasalarıyla veya borsalarla ilgili yaptığım en önemli videolardan bir tanesi. Sonuna kadar izlemenizde çok fayda var. Bilinçlenmeniz ve buradan öğrendiklerinizi anlatmanız da çok önemli. Başlayalım. Bir, operasyondan kastım ne? Operasyondan kastım şu. Burada şu an Kuzey Boru'nun şirket varlığından ayrı şekilde konuşacağım. Yani Kuzey Boru'nun yatırımları, Ar-Ge çalışmaları, Kuzey Boru'nun satışları, Kuzey Boru'nun işleyişi, Kuzey Boru'nun yönetimiyle alakalı değil. Kuzey Boru hissesinin fiyat hareketleri üzerinde konuşacağız. Yani burada bahsettiğim şeyler şirketin iyiliği veya kötülüğü ile alakalı değil. Şirketin manipüle edilen fiyat hareketleriyle ilgili. O yüzden kimseyi töhmet altında bırakmayalım ve bunu baştan söyleyelim. Ve burada operasyondan kastım borsada yapılan fiyatlar üzerine yapılan manipülasyon. Peki nasıl yapılıyor? Şimdi bu manipülasyonları bir kere her daim görmeniz mümkün. Her zaman var. Ve sadece büyük küçük hiç fark etmez. Bütün şirketlerde yapılabiliyorlar. İşte Aselsan'da da yapılabiliyor. Sasa'da da yapılabiliyor. Hektaş'ta da yapılabiliyor. Borusan'da da yapılabiliyor. Miatek'te de yapılabiliyor. Borsadaki işlem gören bütün şirketlerde bunu yapabiliyorlar. Ki 2022'de bankalarda bile gördük bunu. Bankalar bile tavan tavan taban taban garip hareketler. Burada tabii ki en büyük sorun bizim borsamızın maalesef sığ olması ve hacminin çok düşük olması. Bu hisselerin manipüle edilebilme kapasitesini arttırıyor. Ki zaten dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen regülasyonlar, kurallar bizde var. İşte artı 10 eksi 10 kuralı mesela. Yani Amerika'da böyle bir şey yok. Bir hisse günde %50 değer de kazanabilir, %50 değer de kaybedebilir. İşte bunların önünü maalesef başta sermaye piyasaları kurulu alamadığı için bu tür önlemler almak zorunda kalıyor. Burada bilinçlendirme kısmını ben üstleniyorum ve bunu size anlatacağım. Bir, mal toplama. Mal toplama kısmı şu. Birazdan size bir piramit göstereceğim. O piramitte bu operasyonun unsurlarını göreceksiniz. Bu unsurların en üst kademesindeki operasyonu yapanlar operasyonu yapmadan önce malı toplarlar. Mal toplama dediğimizde bu sert yukarı fiyat hareketleri, yani tavan tavan giden hissenin tavan tavan gitme noktasında başlamadan önce dipteyken bu mal toplanır. Birileri tarafından, bir ekip tarafından, genellikle bir ekip tarafından oluyor ki eğer sermaye piyasaları bültenini takip ederseniz o bültende genelde bazen bir görüyorsunuz mesela işte şu hissede yapılan işlemler veya şu hissede yapılan işte piyasa dolandırıcılığı faaliyetleri vesaire diye cezalar görürsünüz. Bir hissede 10 kişiye ceza kesmişler yaptıkları işlemlerden dolayı vesaire. İşte bu tür ekipleri zaten SPK yakalıyor mümkün olduğunca. Ama bitmiyorlar maalesef. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de dolandırıcılık atasporu artık haline gelmiş durumda. Bu da tabii ki temelinde bilinçsizlikten kaynaklanıyor. İşte mal burada toplanıyor. Daha sonra hikaye yaratılıyor. Şimdi hisseyi önce alıyorsun, yükseltmeye başlıyorsun. Şimdi yükselttikten sonra bunu birilerine satman lazım. Çünkü burası ikincil piyasa. Birincil piyasa halka arz edilme. Yani malın sahibinden elinden alıyorsun. Daha sonra ikinci piyasada işlem görmeye başlıyor. Bu ne? Ben Ahmet'e satıyorum. Ahmet Mehmet'e satıyor. Mehmet bana satıyor. Yani burada birinin malı alıyorsan diğerine satıyorsun. Sıfır toplamlı bir oyun. Yani senin bugün Kuzey Boru için konuşalım. 40'tan 35'ten 35'e düşün bilmiyorum. 40'tan 45'ten aldığın malı 150'den birine satman lazım. Alıcı olması lazım. İşte bu alıcıyı da getirmen için, çekmen için hikaye yaratman lazım. Neden hikaye yaratacaksın? Çünkü biraz sonra piramitte göstereceğim salaklarla mağdurları inandırman gerekiyor. Bu hissenin işte verilen hedeflere, hani sürekli bir hedefler sıkıyorlar ya bir taraflarından, 300 olacak, 500 olacak. Yani Sasa içinde söylüyorlar zaman da hani, ki Bitcoin'de de oluyor. Bütün piyasalarda oluyor bu. Daha sonra hikaye yaratıldıktan sonra her şey hazırlanıyor. Tüm oyuncular hazır. Birazdan göreceğiz oyuncuları. Tüm oyuncular hazır. Hikaye hazır. Ve operasyon başlıyor. Şimdi bir mal toplama aşaması dediğimiz kısım, bakın Kuzey Boru'da gösterecek olursak halka arz olduktan sonra şurada göstereyim, biraz yükseliyor biraz düşüyor. Şimdi şu bölge, sarı alanda işaretlediğiniz bölge, malın toplandığı bölge. Çok da uzun bir süre değil ki, bunun çok uzun süreler sürdüğü hisseler de var. Çok daha vahşi manipüle edilen hisseler de var. Kent Gıda mesela, örnek veriyorum, inanılmaz hareketler. Bu toplama bölgesine burayı görüyoruz. Buradan sonra zaten hareket başlıyor. 2, hikaye yaratma.
Hikaye yaratma şöyle oluyor genelde. Mesela Sasa'da bir hikaye vardı işte. PTA tesisleri, şöyle yatırımlar, 1 milyar dolarlık yatırımlar, şöyle böyle yatırımlar, şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi birazdan göreceğimiz maşalar var. Mesela Twitter'da çıkarlar X'de falan. Emmi oğlu, emmi oğlu diye bak çoğunuz biliyorsunuz. Emmi oğlu şöyle olacak, emmi oğlu Sasa şuraya gelecek, emmi oğlu şu yatırımı var, bu yatırımı var. Hiçbir de şunu demezler. Arkadaşlar bu hisseyi aldım çünkü tavan tavan gidiyor. Çünkü o yüzden aldım. Hani kötü niyetli değilsen, gerçekten de operasyoncuların adamı değilsen, gerçek manada bir salak olduğun için bunu yapıyorsan, sen o hisseyi tavan tavan gittiği için aldın. Hikayesi için almadın. Çünkü sen eğer hikayesi için alıyor olsaydın gider şişe cam alırdın. Hikayesi için almıyorlar. Ama bir hikaye yaratılıyor. Bunlar inansın diye. Daha sonradan operasyon. Peki operasyonun unsurları kimler? Bir, en üstte tabii ki de operasyoncular var. Bunlar asıl parayı vuranlar. Bunları anlatacak bir şey yok. Bunlar her ne kadar çok kötü insanlar olsalar da şu iki tayfadan, maşalar ve salaklardan zeki oldukları için bunlardan daha çok saygı duyuyorum ben bunlara. Yani yine sıfır ama sıfır artı bir diyelim. Daha sonra maşalar geliyor. Şimdi bu operasyoncular operasyon yapacak ama bu maşalarla salaklara ihtiyaçları var. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Maşalar dediğim, birazdan göstereceğim, popüler insanlar. Popüler insanlardan kastım işte X platform olur ki genelde X'tir. Forumlarda olabilir vesaire veya işte YouTube gibi platformlarda veya Telegram'da. Bu maşalar en tehlikelilerden birincisi. En tehlikelilerden ikincisi de salaklar. Bu maşaların piyonları gibi takılırlar. Maşalar aşırı iddialıdırlar. Yani bugün piyasada Tunç Çatıroğlu, işte Tuncay Turşucu, Işık Ökte falan bunlar böyle. Bak profesyonel isimler, lisanslı isimler, yıllarını vermişler. Tam fon yöneticileri vesaire ama kılı kırk yararak konuşurlar. Bu akıllılar 300 olacak, 500 olacak, 1000 olacak falan diye böyle o kadar kendinden emin yargılarda bulunurlar ki. Şimdi tekrar söylüyorum, bunlar eğer operasyoncuların adamı değilse gerçekten bunlar şu kafada düşünüyorlar. İnanılmaz bir ego, narsizm, bir megalomanlık var. Bu borsa uzmanları korkak, hantal. Bunların bir bok bildiği yok. Biz borsayı çözdük. Biz borsacıyız, yatırımcıyız. Buna kendilerini inandırırlar. Ve insanlara da fütursuzca bunu pazarlarlar. Şimdi birazdan göreceksiniz, çok lanet göstereceğim. Salaklarda bunun forum versiyonudur. Forumlarda takılırlar bunlar. Bunun popüler olmayan versiyonudur. Mağdurlar ise gariplerimdir. Asıl malın yıkıldığı insanlardır. Mal bunların üzerine kalır ve bunlar daha sonradan biraz sonra göreceğimiz şekilde aksiyon alırlar. Şimdi Maşa'nın örneği. Bak bugün gördüm bunu. Şimdi ismini gizledim. Dava mava açar. Hiç uğraşamam bu gerizekalıyla. Şimdi bu Maşa'mız ne yapmış? Bak mesela. Şimdi sabah Kuzey Boru tavana kitlemiş. O kadar utanmaz ki. Sabah Kuzey Boru. Bak şurada 1 saat yazıyor. 1 saat. Sabah seans açılınca Kuzey Boru tavana kitlemiş. Demiş ki Kuzey Boru tavan kilit. Ceza geldi düşecek diye algı yapanlara gelsin. 200 lira de gidecek dedim yazmış. O kadar utanmaz bir adam ki. 1 saat sonra Kuzey Boru tavandan tabana %10'dan -20'ye %20 marş düşüyor. Birçok insan tavana emir yazanların birçoğu %20 yiyor bir günde. Utanmadan 1 saat sonra Kuzey Boru 45'te yazdım. 60'ta yazdım, 85'te yazdım. Oralardan almayıp da hedefe %6 kalmışken, hedefi de neye göre veriyorsa kaynağı götü. Hedefe %6 kalmışken, 4 kat yükselmişken alıp da yine bu düzeltmeyi bana yıkan günübirlikçiler ve bunlara destek olanları aynı şekilde sistem otomatik olarak engeller. Bu kadar da yüzsüzler. Ve bunların şöyle bir özelliği var. Bunlar yağ gibidir. Akar. Hemen sıyrılırlar. Hemen işin içinden sıyrılırlar. Bunların hakkından SPK'nın gelmesi lazım. Açık açık paylaşıyor. Muhakkak da gelecektir. Ve salaklar. Şimdi diğer tarafı. Şimdi bu salaklar da yine kendilerini inanılmaz zeki ve yatırımcı zannederler. Böyle kimsenin yakalayamadığı bir şeyi yakaladıklarını düşünürler. Forumlarda özellikle kendilerini uyaran insanlara saldırırlar bunlar. Mesela adam yazar oraya der ki ya arkadaşlar bu tavan tavan gidiyor bak risk artıyor burada. Ya burada dikkatli olmakta fayda var der. Bunlar da şey yazar. Alamayan köpekler havlıyor yazar. Birazdan göreceğiz zaten. Bakın burada ne yazmış. Bugün Kuzey Boru tavandan tabana kilitledi ya. Sıkıntı yok. Günlük bakanlar kaybeder. Hedef ay sonu 300 korkaklar. Korkarlar. Sattılar. İyi oldu. Yani Türkçe'yi de düzgün kullanamamış zaten. Neye göre 300 abi hedef? Bak bir öncekini açıyorsun hedef 200. Buna açıyorsun hedef 300. Lan neye göre belirledin hedefi? Hangi değerleme yöntemini kullandığında
bunu buldun? İndirgenmiş nakit akımı mı kullandın? Çarpan analizin çarpanlarla mı hedef belirledin, değerleme yaptın da? Neyle buldun ya? Neyle buldun? Yok. Kaynak götü dediğim gibi. Bugün artık bitti. K'ye satış yığmazsa, bir de şöyle bir şey var. O kadar kibirli ve egoistler ki kendisi eminim böyle 10 bin lira, 20 bin lira, ki ben aşağıladığım için söylemiyorum. Her bir kuruş değerlidir. 10 bin lira, 20 bin lirayla yatırım yaparlar. Bir de gelirler K'ye korktu. K'ye şöyle, K'ye böyle, lan sen kimsin? Investing forumunda gelmişsin, buraya yorum yazıyorsun. İşin gücün yok burada, forumlara yazı yazacak kadar düşmüşsün. Bir de K'ye aşağılıyorsun. Bugün K'ye yarın satış yığmazsa devam. Ama K'ye yarın panik satışları gelirse zor kardeşim demiş. İddia değil bu, kupon bozdurasınız yazmış bir de. Vay be yatırımcı ya. Altına da yazmış, alım fırsatı eyvallah değerlendirdik. Sen aldıysan ben adam değilim. Devam edelim. Şimdi operasyonun iki temel ayağı var. Birincisi fiyat hareketleri, ikincisi söylemler. İşte biraz önce söylemleri gördük, fiyat hareketleri. Şimdi bu gariplerimi, en alttaki mağdurları, şimdi biraz önce göstermiş şu alttaki mağdurlar var ya. Bunlar asıl hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar. Bunları bu iki maşalar ve salaklar işin içine çekiyorlar. Kendileri de bir şey kazandıkları yok. Belki bir kuruş, iki kuruş, ama uzun vadede onu da geri veriyorlar. Operasyonculara bu mağdurları yediriyorlar abi. Şimdi bu mağdurları, garibimi işin içine çekerken nasıl çekiyorlar? Önce şöyle başlıyorlar. Maşalar önce yayıyor. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Önce maşalar salakları çekiyor işin içerisine. Erken giren olursa, es kaza hani hasbel kadar bir yakalayan olursa, mesela örnek veriyorum, Kuzey buraya 70'ten girmiş diyelim, ise 150-160'lara gitti ya, 70'ten girmiş. Şimdi kendini çok affedersiniz, özür dilerim söyleyeyim, bir bok zannetmeye başlıyor. İşte borsayı çözdüm ben, yatırımcıyım, işte biz şöyleyiz böyleyiz falan diye başlıyor böyle her tarafa ayrı oynamaya. Daha sonra bunlar organize bir şekilde maşalarla salaklar sürekli hedef vermeye başlıyorlar. Tamam mı? Mesela örnek veriyorum, hisse fiyatı 60. Mağdur geldi gördü. Ben dedi, küçük bir şeye bak dedi. Kuzey buraya bak. Tavan olmuş. Alsam mı almasam mı? Bu adamın yazısını görüyor. Diyor ki hedef 100. Göt yine çalıştı. Hedef 100. Lan diyor, ne alaka, niye 100'e gitsin? Sonra hisse hakikaten 100'e gidiyor. Mağdur diyor ki lan Allah Allah diyor. Adam hedef 100 dedi, 100'e gitti diyor. Halbuki bu ne yatırım matırım, alakası yok. Yani alakası yok. Ya tamam, belki hisse yine oraya gidecek ama 3 sene sonra oraya gidecek. 2 sene sonra oraya gidecek. 10 günde gitmiş. Manipülatif bir hareket. Ondan sonra hedef 100 diyor. Şimdi mağdur biraz böyle bir içi gıdıklanıyor, tamam mı? Ama girmiyor böyle. Daha sonra diyor ki hedef diyor 150. Mağdur diyor ki ulan Allah Allah, şimdi 150 dedi diyor. Neyse bir şey yapayım. İse 150'ye gidiyor. Sonra garibim mağdur. Şimdi bakın şuradaki şeye bakın, maşaya bakın mesela. Böyle 115 bin kişi görmüş. Bir yüz binlerce takipçisi var. İşte 600 beğeni almış falan. Şimdi bu garibim mağdurlar da şey zannediyor. Ulan diyor, bu adam galiba biliyor. Bu mağdurlardan bir kısmı salaklar kısmına geçiyor. Yani bunun kervanını atlıyor. Egosu şişiyor, kibirleniyor. Ben yatırımcı oldum, ben borsayı bildim tribine giriyor. Bir kısmı da 150'ye kadar bekliyor, almıyor. 150'ye geldiği zaman fiyat, bu sefer bu yavşaklar aynı şekilde, bak demiş ya mesela 200 olacak. Diğeri de demiş ya 300 olacak. Bunu görüyor bu sefer mağdur, diyor ki lan diyor, bu adam 60'ken 100 dedi, almadım 100'e gitti. 100'ken 150 dedi, almadım 150'ye gitti. Ben galiba kaçırıyorum diyor. Fear of missing out dediğimiz kaçırma korkusuna giriyor ve hisseye atlıyor. Ve bu söylemlerde şöyle söylemler. O kadar eminler ki kendilerinden. Ya diyorum ya size, mesela işte bu fon yöneticileri, 3. seviye lisansı olan insanlar kılı kırk yararak konuşuyorlar. Dün Tunç Yatıroğlu'nun videosunu izliyorum. Ya adam bir şey tavsiye ediyorum alın, ama diyor arkasına ama ekliyor, bir ton böyle uyarı yapıyor falan. Bunlar al bu kirazdan kalmaz birazdan. Almaya köpekler havlıyor. Birazdan tavana kitler. Hedef şu, hedef bu. Böyle yaygarayı kopartıyorlar, kopartıyorlar. Ve insanların fear of missing out'a yakalanıp hisseyi satın almasına sebep oluyorlar. Peki ya sonra? İşte sonra hisse bir gün içerisinde tavandan tabana kilitliyor ve tavana emir yazanlar maalesef bu şekilde mağdur oluyorlar. Sonuç ne? Sonuçta operasyonu çeken parayı cebine koyuyor. Operasyonu çekenden sonra hasbelkader dedim ya, 80'den 100'den 120'den alanlar belki işte hisse taban şey tavanı açarsa, kilidi açılırsa, tavan bozarsa ise belki oralardan satıyorlar, kazanıyorlar.
Belki yine gerizekalı gibi kendilerini kandırıyorlar falan, işte gidecek şöyle olacak böyle olacak. Bak yüzlerce örneğini gösteririm size. Yemin ederim o kadar çok örneğini gösteririm ki Merkur, Sasa, Hektaş, sonra işte Borusan, ondan sonra 2017 Aselsan, yani yüzlerce örneğini açarım gösteririm. Çünkü her gün oluyor bunlar. Her gün oluyor. Bir sürü küçük gayrimenkul yatırım ortaklarını açın, yarısı zaten manipülatif. Ondan sonra ne oluyor? Operasyoncular parasını kazanıyor. Maşa yüzsüz bir şekilde ben şu seviyeden demiştim, o seviyeden alsaydınız o zaman diyor. Mağdur olanlar da borsaya küsüyor. Ve gidiyor, sadece kendisi küsmüyor. Etrafındaki herkese de yeğenim borsa kumar. İşte borsa kumarhane, borsada battım, amcamın çocuğu şöyle batmış, teyzemin yeğeni böyle batmış falan diye insanları da borsadan soğutuyor. Ve bu sonuç öyle bir sonuç ki sadece bazı insanlar bence dolandırılmıyor. Dolandırıcılık bu arada. Bazı insanlar sadece dolandırıldığıyla kalmıyorlar. Üstüne bir de insanları sermaye piyasalarından soğutuyorlar. Ve bu yüzden Türkiye inanılmaz bir dolarizasyona hakim, sahip. Altın alıyorlar, dolar alıyorlar, ev alıyorlar, araba alıyorlar ve bunlara talep arttığı için ve arz kısıtlı kaldığı için bunların fiyatı artıyor ve enflasyon falan patlamaya başlıyor. Ölü yatırımlar yatırım sayılıyor. Yani araba dediğin şey yatırım değil kardeşim ya. Araç ya, bineceksin gideceksin. Bizde yatırım. Yani ben sokağa çıkıp sordum bir kere. Yani sokak röportajı yapayım dedim borsa üzerine. Bugün diyorum işte 5 milyon lira miras kalsa ne yaparsınız? Adam diyor ki 10 tane Ege alır kenara koyarım. Lan bu yatırım değil abi. Ama sonra ne oluyor işte? Algı kayboluyor. Ve sadece burada yaptıkları olay, iki kelime, kullandıkları iki kelime aslında vatana, devlete zarar veriyor. Bunun bile farkında değiller. Yani bu kadar incelenmesi gereken bir olay ve önlem alınması gereken bir olay. Peki çözüm ne? Birincisi küçük yatırımcının bilinçlendirilmesi. Onu şu an ben yapıyorum. Ya da SPK da yapabilir. Veya işte diğer fenomenler vesaire yapabilir. İki, SPK'nın yetkilerinin genişletilmesi ve maşalara ağır cezalar getirilmesi. Ben eminim ki biliyorum ki SPK ceza kesiyor, dava açıyorlar ve davalardan sıyrılıyorlar muhtemelen. Ki SPK ne yapsın abi, ne yapsın ya? O kadar kalabalıklar ki, o kadar çoklar ki. Yani binlerce, yüz binlerce kişinin yorum yaptığı, işlem yaptığı bir ortam. Bence kesinlikle kadrolarının genişletilmesi lazım SPK'nın. Yani bilmiyorum şu anda nasıl bir kadrolaşması var ama işte memuriyette o kadar boş oturan gereksiz memur var. Onları ya kovun ya da SPK'nın bünyesine katın. Harıl harıl sosyal medyada avcılığa çıksınlar abi. SPK'nın yetkileri kesinlikle genişletilmeli ve ağır cezalar gelmeli. Özellikle o maşalara. Sert hareketler yapan volatil hisselerden mutlaka uzak durulmalı. Mutlaka uzak durulmalı ve eğitim alınmalı. Çok basit ya. PK, firma değeri bölü fav yok. Piyasa değeri, defter değeri oranlarını öğrenmek 5 dakika. Bu oranları da sektörüyle karşılaştırmak 10 dakika. Demiyorum ki bütün hisseleri açın A'dan Z'ye analiz edin. Hayır abi, bir hisseye bakarsın, PK'sına bakarsın, firma değeri bölü fav yoküne bakarsın. Sektörünün 10 kat üzerindeyse veya sektörün ağırlıklı ortalamalarını abartıyorum 3 kat 4 kat üzerinde alma abi. Alma ya. Hiçbir şey bilmiyorsan alma. Tavandan hisse alma. Tavana emir yazma. Tarihi zirvesinden hisse alma. Ya benim bir tane stratejim var. Bir tane. Dinlersiniz dinlemezsiniz. Benimsersiniz benim. Benim bir tane stratejim var. Bak dünyanın en iyi hissesi olsun. Zirveden %40 %50 düşmeden ben o hisseyi almam. Dünyanın en güzel hissi. Kaçsın gitsin ya. Uçuyorsa uçsun gitsin. Ben bunu söylediğim zaman bana sövüyorlar. Lan sen de borsadan mı anlıyorsun? O zaman borsan ne olacak? He? Tavandaydı 10 kat daha gitti. Kardeşim gidebilir. Kaçar. Mesele önce sermayeni korumak. Önce kasayı koruyacaksın, ondan sonra kazanacaksın. Sen tavandan hadi o kaçtı, yakalanırsan ne olacak? O yüzden önce riskini yöneteceksin. Ya en basitinden bazı saçma bile geliyor olabilir size, en basitinden bazı şeyler söylüyorum. Bunlara önlem almanız lazım. Bu piyasalar maalesef ekmek aslanın ağzında, aslanın ağzında olamaz. Ekmek aslanın ağzında, bedava peynir fare kapanında olur. Anladın mı? Zamanında bunları ben de yaptım, emin olun. Gidip babama anlatıyordum. Baba bak işte hisse aldım, bak tavan yaptı. Yemin ediyorum adam bana döndü, ne dedi biliyor musun? Ne ekonomi eğitimi var, ne sermaye eğitimi var. İlkokul mezunu adam döndü bana, ne dedi biliyor musun? Oğlum dedi, bu kadar kolay kazanılsa para kimse çalışır mı sence dedi. Ama o zamanlar salak bendim. Dedim ki ya baba işte borsa morsa, hani siz korktuğunuz için siz girmediniz için ben girdim, ben çözdüm burayı. Sizin yaşadıklarınızın hepsini ben yaşadım. O yüzden burada rahat rahat konuşabiliyorum. Bu olaylar üzerine. Bu kadar emin konuşabiliyorum. Yapmayın, etmeyin. Buradan salaklara sesleniyorum. Salak olmayın. Ki zaten cahilin sıkıntısı şudur. Cahil olduğunun farkında değildir. Maşalara sesleniyorum. İki tane popülerlik kazanacağım. İki tweet, iki beğeni alacağım. İki like alacağım. İki fav alacağım diye de
Bir taraflarınız ayrı oynamasın. Operasyoncularla zaten SPK'nın ilgilenmesi lazım. Onlar zaten kriminal olaylar diyorum. Ve mağdurlara geçmiş olsun diliyorum. Hem şimdi Kuzey buradaki mağdurlara, hem geçmiş manipülasyonda mağdur olanlara, hem de gelecekte olacaklara. Çünkü bu olay biteceğe benzemiyor. Şu videoda bir kişinin gelecekte zarar etmesini engellediysen bile, ulan ne mutlu bana diyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.